أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. علوم الكرآن'a devam ediyoruz. İcazını bitirdik. Şimdi de Kur'an'da kullanılan meseller. Yani darb-ı mesel diyoruz ya biz. Yani atasözü tipi sözler yani. Verilen misaller. Emsalül Kur'ani. Kur'an'daki meseller. El hakaikus samiyetu fi maaniha ve ehtafiha. Yani mana ve hedefleri itibariyle çok yüksek hakikatler. Te'hudu surateha râi'ate. Çok güzel şeklini alır. Darb-ı meselle olunca. İzâ sîgat fi kalibin hasenin. Güzel bir kalıpla getirilip söylenince. Kalıp dediği söz kalıbı yani. Yukarribuha ilel efhami. Yani bu yüksek hakikatları anlayışlara yaklaştırır. Bi kıyasiha alel malumil yakiniyi. Çok kesin bilinen bilgilere kıyaslayarak. Evet. Ve temsilu, temsil ne demek? Huvel kalibul lezi yubrizul me'aniye. Öyle bir kalıptır ki manaları ortaya kor. Fi suretin hayyetin, canlı bir şekilde. Testekirru fil ezhan, zihinlerde oturacak. Canlı bir şekilde. Mesela işte diyorsun şimdi verecek misalleri. En güzel misal ne biliyor musun? Her gün okuduğumuz meşhur ayet yani. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Eğer bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, o saygısından ve korkusundan dolayı Allah'tan, Allah'a olan saygısından dolayı darmadağın olurdu. Bak bir misal. Ondan sonra da وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ Bu misalleri biz insanlara böyle evirip çevirip veriyoruz ki لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Ta ki anlasın, düşünsünler. Yani dağ ki parçalanınca sen nasıl dağ gibi katısın ki böyle anlamıyorsun bir türlü Kur'an'ın hakikatlerini. En güzel örnek bu yani. Ha, bir de nasıl bir teşbihil gaibi bil hadırı. Yani gaib olan bir manayı hazır. Yani bildiğimiz gözümüzün önündeki bir şeye kıyaslama. İşte dağın parçalanması. Vel ma'kuli bil mahsusi. Yani akli olan bir manayı hislerle anlaşılan bir şeye kıyaslama. Ve kıyasin nadiri alen nadiri. Bir şeyi benzerine kıyaslama. Tanınan bir benzerine. وَكَمْ مِنْ مَعْنًا جَمِيلٍ Yani nice güzel manalar vardır ki اَكْسَبَهُ التَّمْثِيلُ Temsil ona giydirir. رَوْعَةً وَجَمَالًا Güzellik ve harikalık giydirir. Anladın mı? فَكَانَ ذَٰلِكَ Böyle güzellik kazandırmak temsil yoluyla olur. اَدْعَى لِتَقَبُّلِ النَّفْسِ لَهُ İnsan nefsinin onu kabulüne daha çok vesile olur. وَاِكْتِنَاعِ الْاَقْلِ بِهِ Aklın onunla kanaat getirmesine. وَهُوَ تَمْسِلْ مِنْ اَسَالِيبِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ Kur'an'ın üsluplarındandır. فِي دُرُوبِ بَيَانِهِ Hakikatleri açıklama şekilleri arasında. وَنَوَاحِ اِعْجَازِهِ Ve icazının bir yönüdür bu. Anlatabildim mi? وَمِنَ الْعُلَمَاءِ Alimlerden, tefsir alimlerinden bazıları مَنْ اَفْرَدَ الْاَمْثَالَ فِي الْقُرْآنِ فِي التَّلِيفِ Kur'an'daki misallerle alakalı başlı başına telif yapmışlar. Ve minhum bunlardan biri men akader leha baben fi kitabin min kutubihi. Kitaplarından birinde ona ayrı bir bab ayıran fe efradaha bit telif müstakil bir telif olarak ortaya koyan Ebu'l Hasan el Maverdi'dir. Bunun en meşhur eseri El Ahkamus Sultaniyye'dir. Yani bu devletler hukuku ile alakalı veya işte anayasa ve idare hukuku ile alakalı İslam. وَعَقَدَ لَهَا بَابًا السُّيُوتِي فِي الْاِتْقَانِ İmam-ı Suyuti de El-İtkan isimli eserinde bunun için özel bir bab tahsis etmiştir. وَابْنُ الْقَيِّمِ İbn-i Kayyim el-Cevzi de فِي كِتَابِ اِعْلَامُ الْمُوَكِّعِينَ اِعْلَامُ الْمُوَكِّعِينَ 4 ciltlik bir eser. 3 ciltlik bir eser bu. Yoksa 4 cilt mi? Neyse ben 3 cilt diye hatırlıyorum. 4 cilt. Çok mükemmel bir eser.
Heysü öyle ki tetebbe'a emsalel Kur'an illeti tadammanet teşbihe şey'i bi nazirihi. Yani bir şeyi benzerine benzetmeyi ihtiva eden ve tesviyetü beynehuma fil hükmi, hükümde ikisi arasında aynı mana olduğunu ifade eden bütün Kur'an emsalini toplamış, araştırmış. Febelegat bid'aten ve erba'ine mesela. 40 küsur bid'a 3 ile 9 demek. Yani 3 küsur emsale ulaşmış. Yani 40 küsur özür dilerim. 40 küsur mesel işlemiş. Ve zekerallahu fi kitabihil azizi, o kıymetli kitabında Allah zikrediyor. Ennehu yadribul emsale, misaller verdiğini söylüyor. Mesela ve tilkel emsalu nadribuha linnasi. Yadribuha değil, o yanlış. Bu baskı var ya, çok kalitesiz bir baskı. Çok hatalar var. Hep şeyleri, yani esreleri hep üstün yazmış. Yani bu misalleri biz insanlar için veriyoruz. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Haşir suresi biraz önce okuduğum ayet. وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ Bu misalleri insanlara veriyoruz. وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ Alimler ancak anlıyor bunu. Alimun. وَلَقَدْ دَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ Biz bu Kur'an'da her çeşit misali verdik insanlar için. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Yani anlayıp öğütlensinler diye. وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ kale. Hazreti Ali'den nakledildiğine göre Resulullah buyurmuş. اِنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ الْقُرْآنَ اَمِرًا وَزَاجِرًا وَسُنَّةً خَالِيَةً وَمَثَلًا مَضْرُوبًا Allah Allah. Allah Kur'an'ı emreden ayetler olarak indirmiş. Nehyeden ayetler olarak indirmiş. Bir de geçmişe ait misalleri indirmiş. Sünne dediği o geçmişin şeyi. Ve meselen madruben ve halk arasında verilen darb-ı mesel olarak indirmiş. Yani bu çeşit üsluplar var Kur'an-ı Kerim'de. Doğru. Resulullah elbette ki en güzelini söyler. Ve kema aniyel ulemâ'u. Nasıl alimler dikkat et, itina göstermişse bi emsalil Kur'an'ı, Kur'an emsaline fe innehum anu anev veya anev, yani onlar itina göstermişler. Kedalike bil emsalin nebeviyyeti. Peygamberimizin verdiği misallere dedik itina göstermişler. Ve akade leha Ebu İsa et-Tirmizi baben fi cami'ihi. El-Cami'u sahihte, anlatabildim mi? Bunu şeye söyleme, Na'l-Kattan'ın yanlış kullandığını söyle, ifade etsin. Sünen demiyor, fi cami'ihi. El-Cami'u sahihinde müstakil bir bab ayırmış. Evrede fi 40 hadisen. 40 hadis getirmiş, orada zikretmiş. Ve kâle el-kâdî Ebu Bekr İbnül Arabi, bu da büyük bir fakih, Maliki fakihi, Ahkâmul Kur'an diye muhteşem bir eseri var. Şimdi, lem era min ehlil hadisi, Allah Allah, hadisçilerden kimseyi görmedim ki, men sannefe fe efrede lil emsali bâben gayra Ebi İsa. Ebu İsa Tirmizi dışında bu emsali Kur'an için, yani tasnifte bulunup müstakil kitap yazan görmedim. Velillahi derruhu. Allah hayrını versin. İyilik manasında bu. Lekad feteha baben. Güzel bir kapı açtı. Ve bena kasran evdaran. Bir saray ve bir ev veya bir ev inşa etti. Velakinnehu ihtatta hattan sagiran. Küçük bir çizgiye ulaşabildi. Fazla değil. Fenehnü nakna'u bihi. Biz onunla kanaat getiriyoruz. Ve neşkuruhu aleyhi. Teşekkür ediyoruz. Aferin. Tariful mesel. Mesel ne demek acaba? Vel emsalu cem'u meselin. Vel meselu vel mitlu vel mesilu. Üçü de konuşulabilir. Keşşebehi ve şibhi ve şebihi. O da öyle. Lafzan ve mane. Benzer şey demek yani. Misal dediği o. وَالْمَسَلُ فِي الْاَدَبِ Edebiyatta peki manası ne? قَوْلٌ مَحْكِيٌ سَائِرٌ Devamlı nakledilen ve dillerde dolaşan bir söz. Sair demek dillerde dolaşan. يُقْصَدُ بِهِ Bununla amaçlanıyor. تَشْبِيهُ حَالِ الَّذ۪ي حُكِيَ ف۪يهِ Nakledilen hale benzetme. Neyi? بِحَالِ الَّذ۪ي قِيلَ لِأَجْلِهِ
o maksatla söylenen mevcut hale benzetme. Yani geçmişteki bir hali, nakledilen bir hali, onun için nakledilen, derdi mesela söylenen mevcut hale benzetme kastediliyor. Yani yüşbihu madrabahu bimevridihi. Bak bu çok önemli. Madrab dediği misal verilen yer. Yani misal verilen şey burada. Bimevridihi dediği de kaynak. Yani anlatabildim mi? وَاَوَّلُ مَنْ قَالَ هَذَا Bunu ilk söyleyen الْحَكَمُ بْنُ يَغُوْثُ النَّقْرِ Yani nekri midir, nekari midir? Vallahi bilmiyorum. يُدْرَبُ لِلْمُخْتِئِ يُصِيبُ اَحْيَانًا Bazen ancak doğru söyleyebilen, devamlı hata yapan bir adama şöyle bir misal verilir. Yani o şeydir yani. Sen derler Hakem İbni Yavuz el-Nakri misin? Yani o darbı mesel olarak verilmiş adam. Yani devamlı hata eden, bazen doğru söyleyebilen. Ulan geçen söyledim, seyretmişler. Büyük dayım gibi. Ve alaha da buna göre felabutte lehu min mevridin. Yani kaynak lazım. Anlatabildim mi? Yüşbihu madribehu bihi. Yani o esas darb-ı mesel yapılana benzeyecek, ona benzetilecek, tamam? Bir mevrit lazım, yani kaynak lazım. Bir de ve yutlakul meselu alel hali vel kıssatil acibeti şe'ni. Bu da önemli. Yani bir insanın durumuna veya çok şaşılacak bir hikayeye de mesel denilir. Bir mesele misal var ya, okuduk bunu, neydi ya, meşhur bir teebbete şerra. Adam isim koymuş. Yani öyle bir çocuğu varmış ki nereye gitse şer getiriyor. Onun altına da adına Teebbete Şerra ismini koymuş. Yani koltuğunun altında şer taşıyor anasına. Ve bihâzel mana, bu manada füssire lafzul meseli. Mesel lafzı bu şekilde açıklanmış. Fî ketirin minel âyâti. Çoğu ayetlerde. Kekavli-i Teâlâ. Meselül cennetilleti. Bak burada güzel bir durum, kıssa anlatılıyor. Yoksa darb-ı mesel değil burada. Elleti vu'idel müttekûne fîhâ. Yani müttekilere vaat edilen cennetin misali şuna benzer. Fîhâ enhârun min mâin gayri âsin. İçinde asla kokuşmayan, bozulmayan sudan nehirler var. İşte biliyorsun bal şerbetleri, süt şerbetleri var. Ey kıssatuhâ ve sıfatuhâ elleti yüteaccebu minhâ. Şaşılacak kıssası ve özelliği demek yani burada. وَاَشَارَ الزَّمَخْشَرِيُّ El-Keşşaf isimli tefsirinde Zemahşeri işaret etmiş. اِلَى هَذِهِ الْمَعَانِ الثَّلَاثَةِ Bu üç manaya da فِي كَشَّافِ Keşşaf isimli eserinde فَقَالَ demiş ki وَالْمَسَلُوا فِي أَصْلِ كَلَامِهِمْ Arapların asıl manada sözü, manası بِمَانَ الْمِتْلِ وَالنَّظِيرِ Yani benzeri demek, benzeyen demek. Yani birinci mana bu. Sümme sonra lil kavli sâiril mumesseli madribuhu bimevridihi mitle şeklinde. Yani darb-ı mesel olarak getirilen ve kaynağına benzetilen dillerde dolaşan söze denilir. Teebbete şerra gibi değil mi? Ve lem yadribu meselen ve la ra'avhu ehlen litteysiri. Bak bak. Yani Araplar darb-ı mesel ve yapmamışlar. وَلَا رَأَوْهُ اَهْلَتْ لِلْتَسْيِيرِ Dillerde dolaşmasına layık görmemişler. وَلَا جَد۪يرًا بِالتِّدَاوِلِ وَالْكَبُولِ Halk tarafından kabul edilip de kullanılmasına da layık görmemişler. اِلَّا قَوْلًا ف۪ي غَرَابَةٌ مِنْ بَاطِ الْوِجُهُ Bazı yönleriyle gariplik bulunan sözler. İşte teebbete şerra gibi. Anlatabildim mi? حَبَنَّقَ O misli gibi, benzeri demek. Veya işte biraz önce anlattığımız kimdi o? El Hakem bin Yavuz en Nakri gibi. Sin ulan diyeceksin. Enteresan. Evet, neredeydik? Sümme kale, sonra demiş İmam-ı Zemahşeri. Ve kad üstü'ilel meselü. Bu mesel kelimesi istiare olarak da kullanılmış. Lil hali. Bir güzel duruma.
evis sıfatı, evil kıssatı. Bu da üçüncü mana biliyorsun. İzâ kâne lehâ şe'nün ve fihâ garâbetün. Bir garip tarz varsa tabii yani, güzel, hoş bir durum varsa. Ve hunâke mânen râbi'ün. Bak bak, Zemahşeri diyor ki dördüncü bir mana daha var. Veya kendisi mi diyor bunu? Her şeyi karıştırdı mübarek. Nerede iktibas, nerede şey? Biliyorsun İslam alemi ve Türkiye'de kısmen öyle. Zehebe ileyhi ulema'ul beyani fi tarifil meseli. Beyan alimleri, beyan dediği belagat alimleri. Sırf o ikinci ilim olan beyan değil. Meselin tarifinde şöyle demişler. Fehu indehum, onlara göre mesel veya misal neyse. El mecazul murakkep. Yani iki mecazdan oluşan bir, iki şeyden oluşan bir mecaz. Ellezî tekûnu alâkatû el-muşâbehe. Yani aradaki benzerlik alakası, aradaki alaka, ilgi, biliyorsun 9 tane ilgi var ya, bunun 10 tane var, 9'u müşâbehet dışında, yani benzerlik dışında. O 9'una ne diyoruz? Mecaz-ı mürsel. Ama aradaki iki şey arasındaki münasebet şey olursa, müşâbehet, o zaman ona istiare diyoruz. Mesela baktım hamamda bir aslan yıkanıyordu gibi, değil mi? Yani aslandan kasıt burada bir yiğit manasına. Meta feşa isti'maluhu, eğer kullanılması yaygın hale gelirse tabii. Ve asluhu, aslı el isti'anetü temsiliyetü. Yani misal türü olan, bunu anlattık biz belaatta uzun uzun. Ke kavlike lil mutereddidi fi'li emrin. Bir işi yapma konusunda tereddüt gösteren adama şöyle dersin. Mali erake tukaddimur riclen ve tuahhiru uhra. Ne oluyor sana kardeşim? Bir adım ileri atıyorsun, bir adım geri geliyorsun. Yani mütereddissin, ne oluyor? Anladın değil mi? İşte istiare. Ve kile fi dabitil meseli kezalike. Meselin misaline şöyle deniliyor. İnnehu, bu mesel, İbrazül mana, yani makul olan bir manayı göstermek. Fi suretin hissiyetin, yani duygularla anlaşılacak bir şekilde. Hani misal verdik ya Kur'an-ı Kerim'den. Teksibuhu, kazandırıyor veya tüksibuhu da denilir. Ama teksibuhu yeterli. Rav'aten ve cemalen, yani söze güzellik ve hoşluk kazandırıyor. Vel meselü bihazel mana, bu manada mesel. La yuştaratu en yekune lehu mevridun. İlla kaynağı olması şart değil. Kema la yuştaratu en yekune mecazen murakkeben. Mürekkep mecaz da olması şart değil burada. Ve izâ nazarna ila emsâlil Kur'an elleti yezkuruhel müellifûne. Müelliflerin zikrettiği Kur'an'daki emsale bakacak olursak vecedna, görürüz ki, istersen burada kalsın mı? Yani çünkü yeni bir bahis. Gerçi bitirebiliriz de. Sen nasıl istersen. Size. Yani Kur'an'daki meselelerin çeşitlerine geliyor. Yani iki paragraf falan kalmış. Bitirelim. Ha. Yani mevzu bütünlüğü önemli. Ve izâ nazarna ilâ emsâlil Kur'an elletî yezkuruhel müellifûne. Müelliflerin zikrettiği Kur'an'daki emsale bakacak olursak vecedna, görürüz ki ennehum yuridûnel âyâtil müştemilete ala temsili halin emre bihalin bihali temsili hali emrin bihali emrin ahara. Yani bir durumun bir başka durumun haline benzetilmesini ihtiva eden ayetleri zikrediyorlar. Anladın? Sevaun, anlatabildim mi? Uride hâzet temsilu bi tarikil istiareti, ister bu temsil İstiare yoluyla getirilsin. En bi tariki teşbihi sarihi veya açık bir teşbih yoluyla. Zeyd aslan gibidir gibi. Evil ayati dalleti ala ma'nen ra'i'in bi icazin. Veya çok kısa ama harika bir manaya delalet eden ayetler. Değil mi? Mesela işte ve lekum fil kisasi hayatun gibi. Evilleti veya yasihhu isti'maluha, yani kullanılması mümkün olan fîmâ yüşbihû mâ varadet fîhî. Asıl kaynakta zikredilene benzemesi mümkün olan şeyler.
Yani geçmişte olan işte, geçmişte olanın en güzeli Habennaka. Hazel Hakem İbni Yavuz Ennakli. Tabi Kur'an'da değil bu. Fe innallâhe teâlâ, zira Allah ibtedâ'ha, ilk defa başlatmış. Dûne en yekûne lehe mevridun min kablû. Daha önce bir benzeri olmadan bu tür şeyleri yapmış Cenab-ı Hak. Fe emsâlül Kur'ani, Kur'an'ın meselleri la yestekîmu hamluha. Onu yüklemek mümkün değil. Doğru olmaz. Ala asnil manel lugaviyyi. Yani lugavi manasına yüklemek mümkün değil. Errahmanu alel arşisteva gibi. Öyle değil mi? Yani hoş tahtta oturacak değil yani. Altından da olsa, mücevherden de olsa. Ellezî huve şebihü ve nazîru. Yani benzeri olan. Hiçbir zaman logat manasına olmaz. Ve la yestekîmu hamluha. Kur'an'ın meselelerini yüklemek doğru da değil. Alama yutkeru fi kutubi lugati. Anlatabildim mi? Lugat kitaplarında zikredilen ledamen ellefu fil emsal. Yani normalde Arapçada meselelerle alakalı telif edilen kitaplardakine de manayı yüklemek doğru değil. Niçin? Ya iz leyset emsalul Kur'ani. Kur'an'ın verdiği misaller olamaz. Ekvalen üstü'milet ala veçhi teşbihi madribiha bimevridiha. Çünkü Kur'an'da zikredilen meseller, yani mevcut hali geçmişteki kaynağına teşbih şekliyle kullanılan sözler olamaz. Anlatabildim mi? Ve la yestekimu hamluha ala ma'nel emsali inde ulemail beyani. Belagat alimleri nezdinde zikredilen meseller manasına da yüklemek doğru değil ayetleri. Femin emsalil Kur'ani, Kur'an'ın meselelerinden var ki ma leyse bi istiareti, istiare değil. Ve ma lem yefşu isti'maluhu. Ya kullanılışı çok yaygın da değil. İlk defa Kur'an-ı Kerim kullanmış. Ve lidâ bu sebeple kânet dâbitul ahir, son kural. El yeka bi tarifil meseli fil Kur'ani. Kur'an'daki meseli tarif etmede en güzel olan kural son kural. Nedir o? Fehuve mesel, Kur'an'daki mesel yani. İbrazül mana, manayı ortaya koymak, ifade etmek. Fi suretin râiatin mucizetin lehe. Mucizetin. Kısa ve çok güzel bir şekilde. Lehe vak'uha fin nefsi. İnsanın nefsine dokunacak şekilde. Seva unkânet teşbihen ev kavlen mürselen. İster mecazi mürsel, kavlen mürsel de diyor. İster mecazi mürsel, ister teşbih olsun. Fark etmez o. Ne bu? Febnül atem. Atem veya atm. Vallahi bilmiyorum demiş. Yekûlu fi emsâlil Kur'ani. Kur'an'ın misalleri konusunda şunu diyor. Teşbihu şeyin bi şeyin fi hükmi. Bir şeyi diğer bir şeye hüküm itibariyle benzetme. Ve takribu al-ma'kule min al-mahsusi. Akli olan manaları duyularla anlaşılan noktalara taşıma. Ev ahadul mahsuseyni min al-ahari ve i'tibari ahaduhuma bil-ahari. Veya iki duyuyla anlaşılan bir manayı diğeriyle kıyaslama ve birini diğerine ne yapma? İtibar etme, considering yapma. Ve yesukul emsilete. Ondan sonra bazı misaller veriyor Kur'an-ı Kerim'den. فَتَجِدُ اَكْسَرَهَا verdiği misallerin çoğu عَلَى تَر۪يقِ التَّشْبِيهِ السَّر۪يحِ açık teşbih gibi gelenler. كَكَوْلِهِ تَعَالَى mesela اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا كَمَا اِنْ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَائِ dünya hayatının misali tıpkı gökten yağdırdığımız yağmur gibidir. Gelir, yeşertir, sonra kurur gider. Devam ediyor ayet tabi. وَمِنْهَا مَا يَجِيُ عَلَى تَر۪يقَةِ التَّشْبِيهِ الضِّمْنِي zımni teşbih şeklinde de olabilir. Yani biliyorsunuz zımni teşbih müşebbeh veya müşebbehün bihlerden biri gizlenir. Kekavli Teala ve la yahtab ba'dukum ba'da. Birbirinizi gıybet etmeyin. E yuhibbu ahadukum en ye'kule lehme ahihi meytan fekerihtumu. Yani içinizden birisi ikrah ettiğiniz ve sevmediğiniz halde ölü kardeşinin etini yemesini sever mi? Burada ölü kardeş meselesi yani gıybet etmek onu ölü gibi manasına teşbih. İz leyse fihi teşbihun sarihun. Açık bir teşbih yok. Ve minha bunlardan biri de örneklerden Kur'an'daki
مَا لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى تَشْبِهٍ وَلَا اِسْتِعَارَةٍ. Ne teşbihe ne istiareye ihtiva ediyor. Ama çok harika bir surette. كَقَوْلِهِ تَعَالَى يَا اَيُّهَا النَّاسُ دُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. Bir misal verildi size. Dinleyin bakalım. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Allah'tan başka ilah olarak çağırdıklarınız لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اِجْتَمَعُوا لَهُ. Bir araya gelseler bile bir sivrisineği veya bir kara sineği bile yaratamazlar. Güzel bir. وَاِنْ يَسْلُفُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا. O sinek onlardan bir şey koparsa bile, yani dişlese, ısırsa bile لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. Ondan kurtulamazlar. Yani anladın, o kadar hoşuma gidiyor ki bu cümle. دَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. İsteyen de istenen de çok zayıf. Yani ne sivrisinekte bu var veya sinekte, ne de onu yapmak isteyen de. Yani ne bu yani? Her ikisi de şey, aptal. فَقَوْلُهُ şu söz de öyle. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Allah'tan başka ilah olarak çağırdıklarınız لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا. Bir sivrisineği bile yaratamazlar. فَقَدْ قَدْ سَمَّاهُ اللّٰهُ مَثَلًا. Allah buna mesel demiş. وَلَيْسَ ف۪يهِ اِسْتِعَارَةٌ وَلَا تَشْبِهٌ. Halbuki istiare ve teşbih yok. Çok güzel anlattı bana göre. Değil mi? Şimdi yarın, fakat şunu unutma, Bediüzzaman Hazretleri وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْعَلَى'yı bu konuda çok kullanıyor. Yani verilebilecek misallerin en yücesi Allah'a aittir diyor. Onun için Allah'ın sıfatları zatıyla alakalı bir misal verirken çok hassas davranılmalı şeklinde bir şey. Kur'an-ı Kerim bunu çok yerde zikrediyor. جَزَاكُمُ اللّٰهُ خَيْرًا كَثِيرًا وَعَلَّمَنَ اللّٰهُ عِلْمًا نَافِعًا. El-Fatiha.